Murat Yetkin, Yetkin Report. Rakamlar feci. Türkiye sistem kadın ve çocukları korumaktan aciz. Diyarbakır'da hala çözülemeyen Narin Güran cinayetinin gündemden düşürülme gayretleri devam ederken, meydana gelen cinayet ve olaylar Türkiye'nin sistemin yönetimin kadın ve çocukları korumaktan aciz hale geldiğini acı şekilde gösterdi. Son olarak İstanbul Fatih'te bir genç erkeğin yaşıtı iki genç kadını vahşi bir şekilde öldürüp intihar etmesi ve Beyoğlu'nda iki erkeğin sokak ortasında bir kadına tecavüz girişiminde bulunması kadın örgütlerini sokağa döktü. Siyasetçi bir kadın Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'da cinsel içerikli sosyal medya tacizindeki iftiraları yalanlarken ciddi tıbbi durumunu açıklamak zorunda kaldı şiddet kayıtları ve metropol suçları. Türkiye İnsan Hakları Vakfı kayıtlarına göre 2024'ün ilk 8 ayında 278 kadın erkek cinayeti diyebileceğimiz kategoride öldürülmüş, yine TİHV kayıtlarına göre sadece 2024 Eylül ayında erkek şiddetinin kadın ve çocukları kurban ve mağdur ettiği vakalar 33 kadın bir çocuk olmak üzere 34 cinayet, 45 resmi makamlara yansıyan dayak, yaralama, 8 kadın, 24 çocuk cinsel istismarı ve 61 kadının yakını erkekler tarafından seks işçiliğine zorlanması. Yine Eylül ayında Metropol Araştırma Şirketi'nin Türkiye'nin Nabzı araştırması sonuçlarına göre her 4 kişiden 3'ü Türkiye'de kadınların güvende olmadığını düşünüyor. Aynı araştırmada Türkiye'de asayiş ve adalet sisteminin çocukları koruyamadığını düşünenlerin oranı %85'i buluyor. %88.7 Türkiye'de şiddetin çok yaygın olduğuna inananların oranı %73 küsür. Biraz yaygın diyen %15 küsürle birlikte %90'a yaklaşıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye cinayet ve şiddet haberleriyle çalkalanırken Teknofest tebriği attığı için eleştiri almasını takiben İstanbul Emniyetinden asayiş brifingi aldığını da duyurdu ama sorun ortada. Kadın ve çocukları kim koruyacak? erkek egemen zihniyetinin şiddeti sadece fiziksel değil sadece can alıp can yakmakla kalmıyor ona zemin de hazırlıyor En yakın örnek Narin Gürman cinayetinde Diyarbakır'ın Tavşantepe köyüne giren aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları 7-13 yaş arası çocukların arkadaşlarının öldürülmesi hakkında konuşmamaları için aileler tarafından sıkı telkin altında olabileceklerini saptadı erkek egemen zihniyetin ki dini cemaat ve örgütlenmeler buna dahil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a kendisinin ilk imzayı atıp adını koyduğu İstanbul Sözleşmesi'nden eşcinselliği teşvik ediyor diyerek nasıl imzasını çektirdiğine tanık olduk. Aynı çevreler şimdi kadın ve çocukları şiddetten korumak amacıyla yine AK Parti döneminde çıkarılan 6284 sayılı yasayı kaldırtmaya ya da etkisiz hale getirmeye çalışıyorlar. İstanbul Sözleşmesi'ne dönmek, muhalefetin yetinmemesi gereken bir iktidar değişikliği hedefidir. Ancak 6.284'ün delinmemesi için iktidar ve muhalefet saflarında kadın ve çocukları her türlü istismardan korunmasından yana her Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin seferber olması gerekir.